İlk albümünüz İstanbul'un izlerinden sonra ikinci albümünüzün hazırlık sürecinde sizin için neler değişti? Ben değiştim. Sürekli olarak gelişmeye ve değişmeye devam ediyoruz aslında. İlk albüm çok özel bir albümdü. İlkti çünkü. Çok fazla şey öğrendim o albüm sürecinde. Zaten küçüklüğümden beri bildiğim çok çalışmak, disiplinli olmak, bir hedef koymak ve koyduğun hedefe sadık kalmak. Bunlar çok önemliydi ama yeterli olmadığını öğrendim aslında. Çünkü bazen hakikaten planladığınız şekilde gelişmiyor hiçbir şey. Bambaşka yöne gidebiliyor. Orada da sabır göstermeyi, bazı şeylerden vazgeçmemeyi ve zamanı gelmesini beklemeyi ama bazı şeylere de şans tanımayı ve yeniliklere açık olmayı öğrendim en çok. Ve benim hayal ettiğimden çok daha güzel bir şekilde gelişti. Oradan öğrendiklerimi şimdi ikinci albümde Parçalar albümün adı. Bütün bu parçaları bir araya getirip toparlayıp düzenleyip yeniden dağılmak üzere. Çünkü eminim ki o bittikten sonra yeni bir şeye adım atarken yine bir şeyler değişecek. Fakat tabii biraz daha organizasyonel olarak bir şeylere biraz daha hazırım. Ne yapmam gerektiğini ilkine göre daha çok biliyorum. Burada bir sinek var bu arada benimle şu anda iletişime geçti. İletişim demişken iletişim çok önemli müzikte benim için. Yine ilk albümde olduğu gibi bu albümde de çok önemli. Olabildiğince ulaşılabilir olması, paylaşılması çünkü paylaşılmadığı sürece yani müzik çok fazla bir şey ifade etmiyor benim için. Yine çok değerli müzisyenlerle çalışacağım. O dönemden yani İstanbul'un İzleri albümünden sonraki o yola çıktığım işte arkadaşım Burç Bora Uyan, onunla yine devam ediyoruz. Ama bir yandan işte kadroya yeni isimler katıldı. Adem Gülşen var, bazı parçaların düzenlemelerini yapıyor. Ve çok değerli arkadaşlarımla çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra inşallah hazır olacak. Onun heyecanı var şimdi. Kelimeleri bile böyle parça parça toparlarken heyecan duyuyorum şu anda. Çünkü sonraki geri dönüşler hakikaten çok keyifli oluyor. Yani bunlar hep aslında denemeler tabii. Yani o ilk albümde de İstanbul'da doğup büyüdüğüm için İstanbul'dan başlamıştım. Çok bilgi hissettiğim o yöndeydi. Şu anda böyle biraz daha aslında daha böyle evrensel hisler içerisindeyim. Biraz öyle gelişiyor. Dolayısıyla albümün içinde hem Türkçe hem İngilizce şarkılar olacak. Enstrümantal şarkılar olacak. Tam da şu an aslında çok yakın bir zamanda hani daha da hız kazanacak. O yüzden güzel bir zamanlama oldu. Bu soru benim için. Tekrar kendimi düşünmem için iyi oldu. Ben şimdi diğer soruya geçeyim. Müzik dünyasında pozitif kişiliğinizle çatışan durumlarla karşılaşıyor musunuz? Çok tatlı bir soruymuş. Yani tüm dünyada pozitifliğe karşı bir duruş sanki var zaten. Müzik dünyasının dışında da. Hatta böyle sanki önceleri, şimdilerde o kadar değil de önceleri daha da böyle olumsuz bir şeymiş gibi. Yani sevgi dendiğinde, sevgi katıcı, dalga geçilen bir şeylerdi onlar. Ama zaman içerisinde sanki daha bir yaklaşılmaya başlandı. Ben şu anda eskiye göre daha kendimi rahat hissediyorum açıkçası sevgimi ifade ederken. Çünkü orada çok önemli bir şey var. Hani aslında sevmemek yani bana göre zaten çok imkansız. Yani insanın özünde olan bir şey. Çünkü bebeklere baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Yani dünyaya ilk gelişimizde zaten sevgi var. Ya da insan dışındaki diğer varlıklara baktığınızda. Bu da böyle sanki çok ruhani bir şey gibi oldu. Yani işte canlılar, diğer canlılara baktığınızda. Bunu görebiliyorsunuz. Yani bu bir seçim aslında. Bu duruşta bir seçim. Müzikte de bu seçimi ben yapıyorum otomatik olarak. Çünkü müzisyen kişiliğiniz de sizin hani sizin kişiliğiniz ve müzisyen kimliğiniz aslında birbirinden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla ben neysem oyum o olmaya çalışıyorum. Zaten samimiyeti çok önemsiyorum. Evet oluyor yani tabii ki yani çatışmalar kaçınılmaz. Bunlarla nasıl baş edeceğiniz ya da baş etmek istiyor musunuz? Öncelikle bu var. Ben istiyorum. Ben kendimi bir virüs gibi algılıyorum o anlamda. Yani nasıl hissediyorsam öyleyim. Zaman zaman tabii ki böyle direncimin kırıldığı anlar oluyor. Oralarda doğru yolları bulmaya çalışıyorum. Çünkü bunları söylerken, bunları olmazsam, yani çözümün arkasında durmazsam bu sefer az önce söylediğim samimiyet ortadan kalkar. Dolayısıyla aslında en iyi örnek olarak, model olarak yani davranışınızla nasıl kişinizi sergiliyorsunuz ve size nasıl davranılmasını istediğinizi aslında haritasında çizmiş oluyorsunuz. Ben müzikte de aynı yolu izliyorum. Dolayısıyla şey, yine pozitif, umut dolu bir müzik arayışındayım ve öyle olacak. Yani ilk albümden sonra senin müziğin bizi ağlatmadı, hiç böyle bir damar yok dediler bana, diyenler oldu. Gene yok. Yani olmayacak. Çünkü olamıyor. Yani olabilir aslında kolay ama ben olmasını istemiyorum. İstanbul ve caz. Soru işareti.
Bu işte az önce söylediğim İstanbul'un bizleri çıkış noktası aslında bu coğrafyada doğdum ve İstanbul'da doğup büyüdüğüm için o şekilde gelişti. Öyle başladı ve öyle gelişti. Ama burayla sınırlı değil tabii ki. Yani caz çok evrensel duruşu olan bir müzik ve zaten sadece de müzik gibi de değil aslında. Yani benim için bir öğretmen. Yani müziğin farklı noktalarında bulundum. İşte küçükken evde sadece sesler çıkararak bütün bebekler, çocuklar gibi başladı müzik hayatı. Bence cazın doğasına çok uygun bir şey o. Oradan işte daha klasik bir takım metotlarla öğrenim aldım. Geldiğim noktada son 10 yıldır daha çok caz içinde yoğruluyorum diyeyim. İyi ki de öyle. Çünkü hakikaten çok zengin, çok büyük bir dünya, çok fazla şey sunuyor. Yani ilerlemek isteyen insan için bence zaten imkansız aslında. Yani oralara uğramamak. Ama tabii kalıp kalmamak kişinin kendi tercihi. İstanbul'a gelince, yani İstanbul'un doğasında zaten bence cazın doğasında olan pek çok şey var. Son derece doğaçlamaya açık bir şehir. Hayatta kalıp kalmamakla ilgili attığınız adımları atarken dikkatli olmanız. Yani her şey çok bana açıkçası geliyor. Nasıl anlatayım? Mesela cazda özellikle sahnede yaşadığım birçok şeyi ben İstanbul'da sokaklarda yaşıyorum. Yani özen göstermem gerekiyor. Attığım adımlara dikkat etmem ve o adıma uygun bir takım şeyler, hazırlıklar içerisinde olmam gerekiyor ki bu müzikte bu var, pratiğinde var. Farklı seslere çok bir kere açık bir müzik, yani farklı seslerin müziği zaten. Aynı şekilde İstanbul'da da bütün sesler bence farklı. Yani dünyanın bütün coğrafyalarında böyle olabilir. İstanbul özellikle biraz metropol olması itibariyle bünyesinde daha çok barındırıyor bu farklı sesleri. Dolayısıyla bence cazın kendi manasına İstanbul çok şiirsel. Bana öyle geliyor yani. O yüzden çok ilham alıyorum burada. İyi ki. Gerçekten hayatta bir şekilde hepimiz ulaşabiliyor muyuz bilmiyorum ama var olma amacınız olduğunu hissedersiniz bazen. Ya da bunun arayışında olabilirsiniz. Ya da kendinizi tamamen kapatabilirsiniz böyle bir şeye. O da biraz mutsuzluk getirir. Ben bunu hep arayan insanım yani. Olması kendim bildim bileli. Yani buradaki görevim ne ve işte burada bir sürem var, bunu biliyorum ve bu süreyi en verimli şekilde nasıl geçirebilirim ve nasıl faydalı olabilirim? Bunu arıyorum en çok. Bunu yaparken de şükretme duygusu bana çok yardımcı oluyor. Çünkü şu şekilde yardımcı oluyor, o kadar ince çizgiler var ki arada. Yani yakınmakla, isyan etmekle şükretmek arasında o kadar ince bir çizgi var ki. Yani siz aslında öteki tarafa da çok yakınsınız, aynı mesafedesiniz. Seçim yapıyorsunuz az önce söylediğim gibi. Kendimi aşağı çekebilirim. Ben aşağı kendimi çektiğimde doğal olarak etrafımdakileri de aşağı çekebilirim. Bu bir seçim. Zaman zaman yaşadığım tabii ki oldu hayat çizgimde. Ama sonuçlarının açıkçası hiç faydalı olduğunu görmedim. Yani olumsuz bir şeyden beslenmenin, işte onu uzatmanın, isyan etmenin ben faydasını görmedim. Ne zaman ki gerçekten yani bu elimde şu anda bu var ve bununla ne yapabilirim? Yani iyi ki bu var diye başladıktan sonra hakikaten attığınız adımlar artık böyle biraz daha sizi yukarı çeken, daha anlamlı, bir yerlere götüren şeyler olmaya başlıyor. Bunu bir kere yaşadıktan sonra da artık yani kendinize ispatlamışken geri dönmenin de bir faydası olamaz. Yani mantığa zaten aykırı bir şey. Bir sorumluluk gibi hissediyorum bunu. Yani eğer ben bunu bir şekilde fark ettiysem, iyi ki dediğimde her şey daha iyi oluyorsa, ama iyi ki.